Kıymetli izleyenlerim, bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün kuşburnu toplayacağız. Kısmetse şimdi evimizden kuşburnu toplayacağımız yere doğru gidiyoruz. Aslında geç kaldık. Kasım ayında topluyorduk ama genelde gerçi daha duruyor. Yani bir şey olmamış yağmurdan falan. Yani bozulmamışlar. Toplanabilirler. Yani bir sıkıntı yok. Biz de şöyle bir iki kilometre ötelerde var kuşburnu var. Oradan toplayacağız inşallah. Bu arada 3-4 gün güzel yağmur yağdı. Tabii bahar da kendini iyice hissettirdi. Böyle ağaçlar, yapraklar tamamen sarardı. Ve şu ceviz ağacımızda da çok bir yaprak kalmadı yani. Tam bir sonbahar. Gerçi kış ayına girdik. Aralık ayındayız ama Kasım ayı çok ılık geçti yani. 15 Kasım gibi kaloriferlerimizi yakmaya başladık. Evet, şimdi kuşburnularına doğru gidiyoruz. Haydi bismillah. Burası bizim bağımızın alt tarafı. Burada da bir kuşburnu görüyoruz. Şu anda bazıları kararmaya başlamış ama bazıları çok güzel. Ama buralar yol kenarı. Arabalar vızır vızır geçiyor. Yani egzoz dumanı sinmiştir. Otlamaya çıkmışlar. Yayılıyorlar. Maşallah. Bir şeye zıplıyor ama. Tabii ki kırsal kesimde yaşamanın avantajları var. Biz de onlardan azami istifade etmeye çalışıyoruz. Böyle rahatlıkla buralarda yürüyüş yapabiliyoruz. Trafik yoğunluğu da yok. Yani çok serbest bir şekilde yürüyoruz. Artı tabii ki temiz hava da mevcut. O yönüyle de güzel bir avantaj. Şurada bir meşe görüyoruz. Tabii palamutları var. Biz normalde kuşburnu toplamaya geldik ama hanım herhalde süs yapacak. Bu palamutlardan. Önce palamutla başladı işe. Evet. Bunları keçiler yiyor. Tabi bu meşe palamudunun bir kısmını da tatlı oluyor. Biz çocukken yerdik. Onlar büyük ağaçlar şeklinde
vuruyordu. Evet, bayağı da yaşanmış. İnşallah değerlendirilir. Tabi keçi her şeyi yediği için bu palamutları da çok güzel yiyor. Çalıyı da yiyor, dikeni de yiyor, zeytini, gülü. Maşallah keçinin yemediği bir şey yok. Biz de bakalım bugün. Kuşburnu diye çıktık ama farklı konulardan bahsediyoruz. Bu da bir meşe ağacı. Evet, kuşburnu bulduk bir tane. Küçük ve maalesef kararmış. Biraz geç kalmışız ama gene de tabi sadece çayını içtiğimiz için kışın, yani bu mevsimde, kış ayındayız zaten, bizim için yeterli miktarda var ama çok toplamak isteyen için maalesef fazla yok, kararmışlar. Tabi içi nasıl bilemiyoruz, dışları siyahlaşmış gözüküyor ama içleri nasıl bilemiyorum. Tabi riske girmeye gerek yok. Şöyle kırmızılardan biraz toplayalım. Dur, oraya doğru geliriz. Şimdi kuşburnunu malum eski başbakanlardan bir Tansu Çiller'imiz vardı. O çok severmiş galiba. Millet de ondan gördü, böyle kuşburnu meşhur oldu. Yani bir 30 yıl önce, ondan önce tabi biz bilmezdik. Çocukken buralarda oynarken bunun içinde tüylü çekirdekleri var. O insanı kaşındırır. Bunu toplar, içini yarar. Birbirimizin çocukken boynuna sürerdik. Şöyle ben bir tane dur çekirdeğini, bunlar da küçük olduğu için meyvesi, evet, meyvesini çok, bugün de hava kapalı, görüntümüz çok net değil. Evet, şu çekirdekleri görünüyor galiba, o çekirdekli tüylü kısmı birbirimizin boynuna sürerdik muziplik olsun diye ve kaşındırırdı tabii ki. Şimdi bunları toplarken o aklımıza geldi. Limon ve portakaldan daha çok C vitamini olduğu söyleniyor tabii. Ne derece doğru bilemiyoruz. Bazı televizyon programlarına baktığımız zaman bitki uzmanları ya da doktorlar öyle söylüyorlar, bilemiyoruz tabi ama tadı güzel, yani ekşimsi bir tadı var. Biz hem marmelatını hem de çayını severek içiyoruz demek lazım. Çalı mı bilemiyorum ama ağaç denebilir. Çok yok. Bir de bu sene yaz çok kurak geçti. Bunlar gelişmemiş. Meyveler küçük. Farklı bir kuşburnu ağacı bulduk.
çok var tabi burada yolların kenarında, bahçelerin kenarında. Bu daha canlı duruyor. Yani kararmamış. Buradan biraz toplayacağız galiba. Yağmur da atıştırıyor gibi ama inşallah yağmura yakalanmayız. Tabi dikenleri var bunun. Biz acaba dikeni battığı için mi, az önce söyledim mi bilemiyorum ama it burnu derdik küçükken. Bu dikeni var gül gibi. Güle benziyor zaten. Çiçeği de gül gibi açıyor. Bu baharda böyle küçük asma gülü büyüklüğünde açıyor bu çiçekler, sonra böyle meyve haline geliyor. Bundan bayağı toplayacağız herhalde. Küçük ama en azından canlı duruyor. Tabii bize 30-40 avuç olsa yeter. Yani bir 15-20 tane demle koyuyoruz. Eziyoruz bunu. Yani tadı çıksın diye kurutuyoruz. Tabii muhafaza etmek için kurutmak lazım. Yoksa küflenir. Kuruduktan sonra da tabii çayını yaparken biraz ezmek lazım. Hatta un gibi öğütmek de mantıklı ama öyle bir makinamız yok. Nasıl yapılır? Havanda mı dövülür? Onu bilemiyorum. Şöyle yaparsan, bak şöyle, eğer eline batmadan diken. Şöyle uçlarından tutup parmakla, şöyle diğer parmakla kaldırdık mıydı çok rahat kopuyor, yoksa dikenleri var. Tabii elimize batabilir. Bir de çok derinlere doldu şey elimizi sokmamak lazım. Çünkü gül gibi dikeni çok, yani güle zaten benziyor. Az önce de söyledim. Yani çekip koparmaktan ziyade o gösterdiğim şekilde toplanırsa daha bir pratik oluyor. Kıymetli izleyenlerim, uzun bir uğraş sonucu kuşburnularımızı topladık. Bize yeter sanırım. Yani bir 15-20 kere çay yapsak zaten 5-6 bardaklık suya bir 15-20 tane atıyoruz. Şu an yumuşak bunlar. Şöyle bakınız. Rahatlıkla ezebiliyoruz. Yani bu şekilde ezip demliğin içine atabiliriz. Şunlar sert. Böyle açık renkli olanlar sert. Bunları sert bir cisimle ezmek lazım. Öbürleri de yumuşak. Tabii bunu saklamak için kurutmak lazım. Yoksa küflenir. Kurutup saklamak lazım. Yani kuruttuktan sonra bir kavanozda muhafaza edebiliriz. Yani hem gezmiş olduk hem de kuşburnu topladık. İçimiz rahat bir şekilde içiyoruz. Tarımsal ilaç kullanılmamış en azından. Genetiği değiştirilmemiş. Yani içimiz rahat. Bunun çayını içiyoruz. Yani kimyasal da konulmamış. Hazır paket şeklinde de değil. Yani marketten alıyoruz. Paketlenmiş bir şekilde. Yani içine tatlandırıcı, renklendirici koyuyorlar. Ne bileyim, muhafazası için
bir takım maddeler konuyor, işte tatlandırıcı konuyor aroma versin diye. Ama bunda hiçbir şey yok. %100 doğal, gönül rahatlığıyla içiyoruz. Geçen marketten limon aldık, acı. Yani eski limonlar nerede? Yani bu tarım il müdürlüğü ne iş yapar? Yani limonu salataya koyuyoruz ya, acı, acayip bir de kötü acısı var ki. Tabii konuyu uzatmaya gerek yok. Köyde yaşamanın avantajlarını kullanıyoruz. Böyle güzel bir gıda, helal, el değmemiş doğal bir gıdaya rahatlıkla ulaştığımız için mutluyuz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.